Akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün 21.06.20 petrol piyasasında bir kalender spread tasarlamaya çalışacağım ama tatil bölgesinden yayın yaptığım için internet sıkıntıları ve diğer eksikliklerle biraz kısa bir video olacak. Dolayısıyla hemen başlıyorum. Haftalık implied ve istatistiksel değerler biraz çarpık da olsa bir miktar çıkarabildim. Bakabilirsiniz. Öte yanda yine dediğim gibi petrol WTI üzerine bir calendar spread düşünüyorum. Calendar spread neden? Petrol fiyatlarına bir önceki hafta bir strateji yapmıştık. Bu stratejiyle bir diagonal calendar spreadle 30'lardan 35'lere yükselir diye bir strateji yapmıştık. Şimdilerde daha da üzerine çıktı. Dolayısıyla 40 civarında stabilize olur gibi bir beklenti oluştu. Yani petrol fiyatları bir toparladı. Değerini buldu gibi. Bu civarda bir süre hareket edecek diye düşünüyorum. Hoş, RSI biraz yüksek. Henüz aşırı ekstremde değil ama biraz yüksek. Ancak aşağı düşerse 100 günlük hareketli ortalama destek olur diye düşünüyorum. Yukarıda da fazla yeri yok. Dolayısıyla 40 civarında bir calendar spread uygun bir strateji olacaktır diye düşünüyorum. Hemen onu yapalım. Onun için Optionweb'a gidiyorum. Petrol kontratlarındaki call opsiyonları ve put opsiyonlarını çağırıyorum. Evet. Zayıf internet sinyaline rağmen alabildik. Burada bir tane kısa vadeli, yani 28 gün kala bir tane satıp bir sonraki vadede satın alırsak kısa vadenin tetası hızla eriyeceğinden hiçbir yere gitmese bile pozisyon karlı olacaktır. Bu pozisyonun teminatı 1700 dolar civarında. Deltası nötr. Tetası pozitif. Her geçen gün lehimize çalışacaktır. Vegas'ta volatilitenin biraz artması halinde bu strateji ilave kazanç sağlar. Bunun hemen grafiğine bakarsak tabii ilk vade 28 gün. 28 gün sonra şu ilk vade kapanacak. İlk vade kapanacak ama isterseniz 60 günlük diğer vade 28 günden sonra kalan 60 gün 32 gün daha tutulabilir. Ama bu genel bir anlayış değil. Dolayısıyla vade sonuna ermeden biz bu stratejiyi kapatmak isteyeceğiz. Bunun için hemen tekrar grafiğe geri dönüyorum. Bu grafikte T0 anı civarında petrol fiyatları. Eğer piyasa düşerse piyasa düşmeye başlarsa örneğin 20 gün sonra diyelim 36 doların altına gelmesi lazım. Ondan sonra zarar var ama sınırlı zarar 8 dolar civarında aşağı yönde maksimum riskimiz. Yukarı yönde ise 44-45 dolar üzerinde limited daha düşük 400 dolar civarında bir riskimiz var. Ama petrol fiyatları 20 gün içinde 44 ila 36 arasında, 36,5 dolar arasında kalırsa bu bölge bize kazanç sağlayacaktır. Örneğin 21 gün sonraki grafik risk profilimiz böyle. Bu civarlarda bir yerde örneğin ne bileyim şurada bir yerde olsa bizim kazancımız 500 dolar civarında. Fena değil. %30-35'lere varan bir getiri sağlıyor. Riski de sınırlı. Teminatı kalender spreadlerde biraz diğerlerine kondor vesaire türünden dört bacaklı stratejilere göre biraz daha pahalı gibi görünüyor. Ama hala 1700 dolara 455 dolarlık hatta birkaç gün daha beklenirse bu 1000 dolara kadar çıkabiliyor tabii. Dolayısıyla bu getiri hiç de fena değil.
Şimdilik bunu burada bırakıyorum. Kısa bir program oldu. Haftaya tekrar farklı bir stratejiyle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.